Biz bu planlarla beraber üzerinde çokça görüştüğümüz, düşündüğümüz ve kıymetlendirdiğimiz alanları tabii turizme açmaya ve yeni destinasyonlar yaratmaya çalışıyoruz. Buradaki amaçlardan birisi de bundan önce yapılmış olan hataları bertaraf etme gayesidir. Yani biz aslında sadece Rize değil, bütün Karadeniz olarak yayla ve doğa turizminden bahsedecek olursak ciddi hatalar da yapmış bölgeleriz. Özellikle buraların kirlenmesi, kaçak yapılaşma ve yörenin coğrafi, iklimi ve fiziki özelliklerine uymayan yapılar noktasında ciddi hatalarımız var. Bunu Ayder'de görüyoruz, bunu Çağrankaya'da görüyoruz, bunu Sırt Yaylası'nda görüyoruz, bunu Trabzon'un, Giresun'un, Ordu'nun yaylalarında görüyoruz. Biz tüm bileşenler olarak bir taraftan bununla da mücadele ediyoruz. Kaçak olarak ya da ruhsatsız, ruhsata aykırı olarak yapılan tüm yapıların yıkılacağını tüm vatandaşlarım bilsin. Boşuna bu anlamda masraf etmesin. Ruhsatsız, ruhsata aykırı ve kanunsuz yollara tevessül etmesinler. Gelen turistlerin sadece Ayder'e gelmesini, gelen milyonlarca insanın sadece bir anda, yılın sadece belli ayında Ayder'de kümelenmesini istemiyoruz. İlimizin Ayder gibi nice güzel yerleri var. Bunları da biz gelen bu insanlara göstermek istiyoruz. Onun için çok daha uzun vadede geriye dönük yanlış yapmama adına, geleceği doğru planlama adına bu bölgelerde kendi butik özelliklerine göre bir konsept belirledik. Master planı yaptığımız yerlerde akıllarda şöyle bir olumsuz soru işaretli belirebilir. Yani siz buralarda imar açıyorsunuz, çarpık kentleşmeye meyil verebilir, vatandaş artık kontrolsüz ev yapımına doğru gidilebilir. Biz tamamen tam da bu soru işaretlerini ortadan kaldırmak için yaptığımız bir çalışma. Asla bu master planın dışındaki hiçbir kontrolsüz yapılan hiçbir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz.